Piaggio. Kökleri 1884'e kadar uzanan İtalyan havacılık sektörünün öncü markası. Dünya havacılığının gelişmesinde önemli bir aktör olan Piaggio, Türkiye'nin milli sihalarının üreticisi ve artık dünya siha ihracat pazarının hakimi konumunda olan Baykar'a satıldı. Bu videoda Piaggio'nun tarihi sürecine ve Baykar'a satışına daha yakından bakacağız. ...1884 yılında Cenova yakınlarında Rinaldo Piaggio tarafından kurulan Piaggio, ilk yıllarında gemi donanımları, trenler, demiryolu ekipmanları ve motor üretimine odaklandı. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1910'lu yıllarda havacılık sektörüne giriş yaptı. 1917 yılında uçak üretim faaliyetlerine başlayan şirket, 1922 yılında ilk modeli olan Piaggio P1'i üretti. 1957 yılına kadar P serisi birçok model deneyen şirket, eğitim uçaklarından ağır bombardıman uçaklarına, avcı uçaklarından ticari taşımacılık uçaklarına kadar geniş yelpazede prototipler ve üretimler yaptı. Tarihinin ilk dönemlerinden itibaren motor üretimine önem veren Piaggio, bu alanda dikkat çekici çalışmalara imza attı. 1930'lu ve 1940'lı yıllarda pistonlu motor üretimlerine yoğunlaşan Piaggio'nun motor üretimi radyal motorlar etrafında şekillendi. Piaggio kendi tasarımlarının yanı sıra diğer motor üreticilerinden lisans alarak da pistonlu motorlar üretti. Bu motorlar hem sivil hem de askeri uçaklarda kullanıldı. Tüm bu üretim faaliyetleri devam ederken, İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım sonucu ulaşım altyapısının büyük zarar gördüğü Avrupa'da uygun fiyatlı ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulmaya başlandı. Piaggio, bu ihtiyacın karşılanması amacıyla günümüzde bile dünyanın en başarılı klasik motosikletlerinden biri olarak kabul edilen ikonik tasarımlı Vespa'yı geliştirdi. Vespa! Scooter kavramının öncüsü olan bu motosiklet, uçak mühendisliğinin bilgisiyle tasarlanmıştı ve eşsiz bir sürüş deneyimine sahipti. Evviva! Piaggio, tarihler 1957 yılını gösterdiğinde, İtalyan Hava Kuvvetleri için klasikleşen bir nakliye uçağı modeli üretti. P-166. Piaggio'nun P-166 modeli, İtalya, ABD, Libya, Nijerya, Somali ve Güney Afrika tarafından sivil ve askeri amaçlar doğrultusunda kullanıldı. 1964 yılına gelindiğinde asıl tasarımı Amerikan Douglas Aircraft Company tarafından yapılan ve Piaggio'ya devredilen PD-808 projesi Piaggio tarafından tamamlanarak Piaggio PD-808 adıyla hafif taşımacılık ve iş jeti modeli olarak hizmete girdi. Bu model, üst düzey askeri personelin taşınması, elektronik keşif ve karşı önlem, aviyonik sistem eğitimi gibi alanlarda İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından 2003 yılına kadar kullanıldı. 1964 yılında şirket içerisinde bir gelişme daha yaşandı. Piaggio'nun motosiklet ve havacılık bölümleri ayrıldı ve farklı şirketler olarak üretimlerine devam etme kararı aldı. 1986 yılında ise özel iş jeti alanında bir dönüm noktası sayılabilecek P-180 modeli üretildi. İlerleyen zamanlarda Avanti adını alan bu model, aerodinamik tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken, yakıt verimliliği, yüksek hız kapasitesi ve sessiz kabin özellikleriyle iş dünyasında prestijli bir yer edindi. Günümüzde halen estetik açıdan benzersiz olarak nitelendirilmeye devam ediyor. 90'lı yılların başında özel jet pazarındaki güçlü rekabet Piaggio için iyi sonuçlar doğurmadı. Krize giren şirket, finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı. Şirketin yeniden yapılandırma çabaları ise hiç kesintiye uğramadan devam etti. 1998 yılında Ferrari'nin başkan yardımcısı Enzo Ferrari'nin oğlu Piero Ferrari'nin de aralarında bulunduğu bir grup girişimci Piaggio'ya talip oldu. Ferrari yönetimindeki şirket, adını uçak motoru işlerine de odaklanmasının bir göstergesi olarak Piaggio Aero Industries olarak değiştirdi. Bu yıllarda Avanti ve 2005 yılında sertifikalanan Avanti 2'nin başarısı Piaggio'yu kriz ortamından çıkardı.
2006 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahip olduğu küresel yatırım fonu Mubadala Development Company, günümüzdeki adıyla Mubadala Investment Company, Piaggio Aero Industries'in hisselerinin %35'ini satın aldı. 2008 yılında ise Hindistan merkezli çok uluslu Tata Group'a ait İngiliz şirketi Tata Limited, Piaggio Aero Industries'in hisselerinin 1/3'ünü satın alarak Piero Ferrari, İmase ailesi ve Mubadala Development Company ile birlikte birincil hissedar oldu. 2008 yılında Avanti'nin teslimatları 30 uçak civarındayken, 2018 yılına uzanan süreçte teslimat sayısı yılda 4 uçağa kadar düştü. 2013 yılında ise 190 milyon euro değerinde sermaye artışı gerçekleştirildi ve Tata Limited hisselerin %44.5'ine, Mubadala Development %41'ine, Piero Ferrari %2'sine ve Dimase %12.5'ine sahip oldu. Piaggio, yaşanan kriz ortamı ve yönetimsel değişikliklerin etkisiyle 2013 yılında yeni sahibi Baykar'ın şu anda hakim olduğu insansız hava aracı sektörüne giriş yaptı. P1HH Hammerhead adlı İHA, 2013 yılında Paris Havacılık Fuarı'nda tanıtıldı. Aynı yıl İHA'nın ilk prototip uçuş testlerine başlandı. İlk etapta Birleşik Arap Emirlikleri'nden 8 sistem P1HH Hammerhead siparişi alınmış olsa da, Piaggio Aero'nun mali zorlukları ve üretim sürecinde karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle teslimatlar tamamlanamadı. 2014 yılının Mayıs ayında Avanti'nin geliştirilmiş modeli Evo tanıtıldı. P180 Avanti serisinin en gelişmiş ve modernize edilmiş versiyonu olan bu uçakta, yenilikçi aerodinamik yapısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. 2014 yılının Kasım ayında Villanova d'Albenga'da geliştirme, motor üretimi, uçaklar için geliştirme ve test faaliyetlerinin yürütülmesi için son teknolojilerle donatılan ve 127 bin metrekare alan üzerine kurulan Piaggio fabrikası, İtalya Başbakanı Matteo Renzi ve Roberta Pinotti'nin katılımıyla faaliyete geçti. 145 milyon avro yatırım yapılan bu tesisin açılışıyla birlikte, Finale Ligure ve Sestri Ponente'de bulunan iki tarihi tesisin faaliyetleri sonlandırıldı. Piaggio'nun Villanova tesisi, havacılık mühendisliği süreçlerindeki her türlü operasyonu en yüksek hassasiyetle gerçekleştirilecek şekilde tasarlandı ve donatıldı. Piaggio'nun bugüne giden yolda motor bölümü için ayrı bir başlık açmalıyız. Çalışmalarının büyük bir kısmı uçak motorları alanında olan Piaggio, uçak motorları bileşenleri üreten ve bakımını yapan tek uçak üreticisi olduğu iddiasını korumaktadır. Rolls-Royce PLC, Honeywell, Pratt & Whitney ve Pratt & Whitney Canada lisansı altında çok çeşitli motorların bileşenlerinin üretimi, son montajı ve testi konusunda uzmanlaşan Piaggio, halen birçok uçak motorunun bakım, onarım ve revizyonuyla birlikte parça üretimlerini de yüksek teknolojiyle gerçekleştiriyor. Piaggio'nun son insanlı savaş uçağı olarak lanse edilen F-35 programının kritik bileşenlerinin üretiminde de görev aldığını vurgulamalıyız. Düşük basınçlı türbin kasaları ve yüksek basınçlı türbin desteklerinin üretimini içeren anlaşma, Piaggio ve Pratt & Whitney arasında yürütülmeye devam ediyor. Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde, Piaggio'nun yönetiminde yeni bir sayfa açıldı ve Mubadala, Piaggio'nun bütün hisselerinin tek sahibi oldu. Mubadala'nın bu süreçte en önemli isteği, insansız uçak geliştirme çalışmalarında zirveye çıkmaktı. Piaggio'nun odağını insansız uçaklara çevirmeyi arzuladılar. Ancak P1HH Hammerhead projesinde istenilen netice alınamadı ve şirketin yeni sahiplerinin istediği sipariş miktarlarına ulaşılamadı. 2015 yılının Kasım ayında çok amaçlı devriye uçağı olan MPA'nın duyurusu yapıldı ve ilk uçuşu 2016 yılının Mayıs ayında gerçekleştirildi. Tarihi boyunca üretime odaklanan ve çalışanlarının asla pes etmediği Piaggio'da bütün çabalara rağmen ne yazık ki işler yolunda gitmedi. Piaggio, 2015 mali tablolarını 140 milyon avro zararla kapattı. Bu rakam, 2016 yılında ise ancak 79.5 milyon avroya geriledi. 2017 yılında Mubadala, Leonardo ve bankalar arasında imzalanan finansal yeniden yapılandırma planının şartları da yerine getirilemedi. Tüm çalışanlarının şirkete bağlılığı, sıkı çalışma süreci ve hissedarlarının desteğine rağmen, piyasa koşulları şirketin mali açıdan sürdürülebilir olmadığını gösteriyordu.
Mubadala Fonu'nun şirket için olağanüstü yönetim talep ettiği 2018 yılında Piaggio'nun borçları yaklaşık 100 milyon avro ciroya karşılık 618.8 milyon avroya ulaştı. Kurulduğu günden bugüne kadar 30'dan fazla uçağın üretimine başarıyla imza atan Piaggio Aerospace ve bağlı kuruluşu Piaggio Aviation, Aralık 2018'de kayyum yönetimine geçti. Grup şu anda İtalyan hükümeti tarafından atanan 3 komiser tarafından yönetiliyor. Kayyum yönetiminde yeniden yapılan şirket, 840 milyon avroluk sipariş portföyü ile 100 milyon avroluk kurumsal sözleşmeye imza attı. Kayyum yönetimi altında 6 yıllık toparlanma sürecinin ardından şimdi Piaggio için başka bir dönem başlıyor. Made in Italy Bakanlığı, şirketin dünya siyah ihracat pazarının hakimi konumundaki Baykar'a satışına onay verdi. Baykar, çekişmeli bir ihale sürecinde en iyi teklifi veren firma oldu. Farklı ülkelerden rakiplerini geride bırakan Baykar, istihdamın korunması ve finansal güvenilirlik garantilerini de verdi. Baykar sadece mali teklif değil, gelecek vizyonunun yanı sıra İtalya'daki üretim kapasitesini genişletmeye yönelik bir dizi güçlü planı da beraberinde sundu. Bugüne kadar ihaleye katılan ve satış için teklif veren birçok firma, Made in Italy Bakanlığı tarafından reddedilirken, Baykar'ın dünyada sergilediği ihracat başarısı ve vizyoner tutumu, bakanlığın satışa onay vermesinde büyük rol oynadığını gösteriyor. Dev firmanın yeniden faaliyete geçmesinin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla güvence altına alındığını kaydeden İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso şu yorumda bulundu. 6 yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace'e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise satış onayı ile birlikte paylaştığı mesajda şirketin köklü tarihinin korunacağını vurguladı. 140 yıllık bir geleneğe sahip olan İtalyan havacılığının simgesi olan Piaggio Aerospace'i geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz. Ortak bir vizyon ve ortak kararlılıkla Piaggio'nun tarihi kimliğini korumak, üretim kapasitesini geliştirmek ve İtalya'da istihdam artışını teşvik etmek için yenilikçiliği ve köklerine saygıyı birleştirerek çalışacağız. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise yaptığı paylaşımda iki ülkenin havacılıktaki ortak geleceğine vurgu yaptı. Ülkelerimizin havacılıktaki ortak geleceğine ve dostluğuna. Satış dünya çapındaki havacılık uzmanlarının dikkatini çekerken, Baykar'ın havacılıktaki uzmanlığı ve etkileyici başarısının Piaggio'nun deneyimleriyle birleştiğinde üstün bir başarının gelmesi kaçınılmaz görünüyor. Piaggio'nun uçak tasarımı ve motor üretimi alanlarındaki uzmanlığı, Baykar'ın ürün yelpazesinin performansını arttırabilir. Uzmanlara göre bu satış ile birlikte uzun menzilli keşif ve saldırı görevleri için kullanılabilecek jet motorlu İHA geliştirmelerinin temeli atılmış olabilir. Bu satın almanın Baykar'ın küresel İHA ihracat pazarındaki önemli rakipleri olan İsrail, ABD ve Çinli firmalar ile arasındaki mesafeyi daha da açabileceği değerlendirmeler arasında. Bu satın alma, her ne kadar Baykar'ın askeri İHA teknolojisindeki başarısından dolayı İHA lideri konumunu güçlendireceği yorumlarına sebep olsa da, bu işbirliği küresel havacılık endüstrisinde önemli bir etkiye ve değişimlere neden olacak. Sivil havacılık uzmanları bu satın almayı cesur, vizyoner ve stratejik bir adım olarak değerlendirirken, Baykar'ın bu hamlesi, Türkiye'nin küresel bir savunma teknolojisi inovasyon merkezi olma kararlılığını da çok net gösteriyor.